Gençler merhaba. Kimyasal tepkimelerde denge konusunun ikinci videosuyla karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. <laughs> İlk videomuzda kimyasal tepkimelerde denge konusuna giriş yapmıştık. Denge tepkimelerinin nasıl olduğunu, hangi tepkimelerin denge reaksiyonu olup olmadığını nasıl anlayacağımızı, daha sonra işte Kp ile Kc ifadelerinin nasıl yazılacağını, bunlar arasındaki değişimin dönüşümün nasıl yapılacağını, anlatmıştık. Birkaç tane de örnek soru çözmüştük. Şimdi ikinci kısımdayız. HES prensipleri ile denge sabiti arasındaki ilişki. Tepkimeye bir şeyler yapacağız. Ters çevireceğiz. 2 ile çarpacağız. 2 ile böleceğiz. Alt alta toplayacağız. Ve denge sabitinin nasıl değiştiğini görmüş olacağız. Birincisi tepkime ters çevrilirse denge sabiti ne olur? Burada bir tepkimemiz var. Azot gazı ile hidrojen gazı reaksiyona girmiş. Amonyak gazı oluşmuş. Denge sabitinin de 3 bölü 4 olduğunu belirtmişler. Tepkimeyi ters çevirdik. Yani ürünlerle girenlerin yerini değiştirdik. Ürünlerle gelenlerin yeri değiştiğinden dolayı denge sabiti de 3 bölü 4 iken 4 bölü 3 olmalıdır. Neden? Bakın şundan dolayı biz denge sabitini nasıl yazıyoruz? Mesela bu yukarıdaki ilk tepkime için denge sabiti 3 bölü 4'müş ya. Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi şeklinde yazmıyor muyuz? Evet böyle yazıyoruz. Yani amonyan derişiminin karesi bölü azotun derişimi çarpı hidrojenin derişiminin küpüydü. Ve tepkimeyi ters çevirdiğimizde ürün olan girene, giren olan da ürüne geçiyor. E, dolayısıyla burada 3 bölü 4 olan ters dönecek 4 bölü 3 olacak. Çok basit tepkime ters çevrilirse Kc ifadesi de çarpma işlemine göre tersine dönüyor. Tepkime bir katsayı ile çarpılırsa mesela bu tepkimenin denge sabiti 3 bölü 4'müş. Alttaki tepkime biz bunu ne yapalım? 2 ile çarpalım. 2 ile çarptığımızda azotun katsayısı sayısı 2, hidrojenin katsayısı 6, amonyan katsayısı da 4 oluyor. Bakın 2 ile çarptık hepsini. Tepkimeyi 2 ile çarptığımızda buradaki 3 bölü 4'ün de karesini alıyoruz. 9 bölü 16 oluyor. Peki neden karesini aldık? Şundan dolayı. Burada amonyan derişiminin karesini alıyordum. 2 ile çarptım. Burası 4 oldu. Burada amonyan derişiminin 4. kuvvetini alacağım. E burada hidrojenin derişiminin küpünü alıyordum. Burada 6. kuvvetini alacağım. Burada azotun derişiminin 1. kuvveti alınıyordu. Burada karesi alınıyor. Yani 2 ile çarpmak demek aslında bütün bu ifadenin karesini almak demek. O yüzden karesini aldık. 2 ile çarpmasam da ben şu 1. tepkimedeki bütün katsayıları 2'ye bölsem. Bakın şurası 1 bölü 2 olur. Burası 3 bölü 2 olur. Burası da 2 bölü 2'den 1 olur. 1 yazmamıza gerek yok. O zaman ne yapacağız? O zaman da 3 bölü 4'ün 1 bölü 2. kuvvetini alacağız. Ya da kare kökünü alacağız da diyebiliriz. Aslında 2'ye bölmek demek 1 bölü 2 ile çarpmak demek. İkisi aynı anlamı aynı kapıya çıkıyor. 3 bölü 4'ün 1 bölü 2. kuvveti yani kökü kök 3 bölü 2 şeklinde bulunabilir. Yani herhangi bir kat sayıyla çarptığımızda denge ifadesinin de dengenin sayısal değerinin de o kat sayı cinsinden üssü alınır diyoruz arkadaşlar. Peki tepkimeler toplandığında ne olur? Tepkimeler toplandığında bakın bu iki reaksiyonu alt alta toplayalım. Şuradaki x 2 ile buradaki x 2 gidecek. Ne kaldı? 2 tane x var burada. Artı y2 var. Bu tarafta ise 2 tane x'e var. Tepkimeleri taraf tarafa topladığımızda Kc değerini bulabilmek için topladığımız tepkimelerin Kc'lerini çarparız. Yani 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi çarpıyoruz. Buradaki ikiler sadeleşiyor. 1 bölü 3 oluyor. Bizim yeni tepkimemizin denge sabiti. Peki neden böyle yaptık? Onu da hemen şurada yine göstermeye çalışalım. Birinci tepkimenin denge sabitini yazıyorum buraya. x 2nin derişimi bölü x çarpı y2'nin derişimi. İkinci tepkimenin denge sabitini yazıyorum. X derişiminin karesi bölü x çarpı x y 2'nin derişimi. Bakın ikisini çarptığınızda dikkat edin. Buradaki x y 2'ler birbirini götürecek. Ne kaldı geriye? Şuradaki x gitmedi. x 2 gitti. x karesi bölü x x daha x'in karesi çarpı y 2. Bakın zaten burada yazmış olduğumuz ifade şu tepkimenin ürünler bölü girenleri değil mi? Yani denge sabiti değil mi? Evet. Ben bunu nasıl elde ettim? Diğer tepkimelerin denge sabitlerini çarparak elde ettim. O yüzden tepkimeler taraf tarafa toplandığında denge sabitleri çarpılır diyoruz. Bu da ispatı olmuş olsun. Peki bununla alakalı olarak nasıl bir soru gelir? Daha önce çıkmış bir soruya bakalım. 2014 yılında LYS'de çıkmış bir soru o zamanlar sınavın adı Lys'de Diyor ki azot gazıyla hidrojen gazı reaksiyona girmiş, amonyak gazını oluşturmuş. Tepkimesinin denge sabiti 49'dur. Basınçlar cinsinden denge sabitini vermiş. Buna göre tepkimenin aynı sıcaklıktaki basınçlar cinsinden denge sabitinin değeri kaçtır? Bakın soruda özellikle belirtmiş aynı sıcaklıktaki diye. Hatırlamaya çalışın. Bir önceki dersimizde söylemiştik. Denge sabitini sadece ne değiştiriyordu? sıcaklık. Aferin size. O zaman da hemen sorumuzu cevaplamaya çalışalım. Tepkimeyi ne yapmışlar buna dönüştürmek için? Önce bakın amonyak ürünler kısmındayken girenler kısmına geçmiş. Yani bu tepkime bir ters çevrilmiş. Tepkimeyi ters çevireyim o zaman ben buraya. Tepkimeyi ters çevirdim. Ürünlerle girenlerin yerini değiştirdim. Ürünlerle girenlerin yeri değiştiğinden dolayı 49 olan yani 49 bölü 1 olarak düşünülebilir bu. Denge sabiti ne oldu? 1 bölü 49 oldu. Daha sonra ne yapmışlar? Bu tepkimeden şu tepkime elde edeceğim. Bu reaksiyonu 2'ye bölmüşler. Amonya 2'ye bölmüş. Kat sayısı 2 iken 1 olmuş. Azotu 2'ye bölmüş. Kat sayısı 1 iken 1 bir bölü 2 olmuş. Hidrojeni 2'ye bölmüş. Kat sayısı 3 iken 3 üç bölü 2 olmuş. E tepkimeyi 2'ye böldüysem yani 1 bölü 2 ile çarptıysam başka bir ifadeyle burada ne yapacağız? 1 bölü 49'un 1 bölü 2. kuvvetini alacağız. Ya da kare küpünü alacağız. Oradan da cevap kaç çıkıyor? 1/7 çıkıyor gençler. Bakın ne kadar kolay bir soru. Çıkar mı? Tabii ki çıkar. çözer miyiz? Tabii ki çözeriz. Gelelim denge kesrine. Denge kesri nedir? Denge kesri arkadaşlar QC ile gösterdiğimiz herhangi bir anda tepkimede bulunan maddelerin derişimlerini aynı denge sabiti buluyormuş gibi yani ürünler böyle gidenler yaparak elde ettiğimiz bir değer. Bu değer eğer KC değerine eşitse yani denge sabitine eşitse tepkime dengededir. Tepkime dengededir. Eğer eşit değilse tepkime dengede değildir. QC, KC'den büyükse veya küçükse tepkime dengede değildir. Tepkime dengede değil. Aynı şekilde burada da tepkime dengede değildir değil. Peki tepkimenin dengeye gelmesi için ne olması gerekiyor? Eğer QC, KC'den büyükse Q'nun küçülmesi lazım. Q'nun küçülebilmesi için de nasıl buluyorduk bunu? Ürünler bölü gelenler yaparak. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir sayı buluyorsunuz. Ürünlerdeki maddelerin derişimlerini gelenlerdeki maddelerin derişimlerine bölerek buluyorsunuz bu sayıyı. Ve bu değerin yani bu pay ve paydadan oluşan bu değerin sayısal değerin küçülmesi gerekiyor. Buna eşit olabilmesi için. E nasıl küçülür bu? Eğer siz payı azaltıp paydayı arttırırsanız bu değer küçülür. Yani ürünlerin azalması gelenlerin de artması lazım. O zaman dengeye ulaşmak için tepkime ne tarafa doğru hareket etmelidir? Gidenler artacak, ürünler azalacak. O zaman tepkime gelenlere doğru hareket eder. Aynı şekilde QC, KC'den küçükse dengeye ulaşabilmek için QC'nin büyümesi lazım. Yani buradaki bu sayısal değerin ürünler bölü gelenler yaparak bulduğumuz bu sayısal değerin büyümesi gerekiyor ki eşit olabilsin. E büyüyebilmesi için payın artması, paydanın azalması gerekir. E böyle bir durumda ürünlerin artması için denge ne tarafa doğru hareket eder? Ürünlere doğru hareket eder diyoruz. Bakın burası çok önemli. Bunu lütfen ezberlemeye çalışmayın, mantığını anlamaya çalışın. Eğer denge sabitinden daha büyük bir değer elde ettiysek küçülmesi gerekiyor. Küçülebilmesi için pay azalacak, payda artacak. Yani girenler artacak o zaman girenlere doğru hareket eder. Eğer küçük bir değer elde ettiysek denge sabitinden büyümesi gerekiyor. Büyüyebilmesi için payın artması lazım. Yani ürünler artacak o yüzden de ürünlere doğru hareket eder diyoruz arkadaşlar. Peki bununla alakalı nasıl bir soru çıkabilir? Hemen örnek sorumuzu yapalım. Diyor ki soruda tepkimeyi vermiş. Denge sabiti 50. Aynı sıcaklıkta 1 litrelik kapta 0,2 mol x, 1,2 mol y, 1,2 mol z ve 1 mol de t bulunduğu anda t bulunduğu anda yargılarından hangileri doğrudur? Sistem dengede midir? Önce onu bulacağız. Sonra dengeye ulaşmak için ürünlere mi gelenlere mi doğru hareket eder? Onu bulmaya çalışacağız. Bakalım sistem dengede miymiş? Tepkimemizi buraya yazdık bulunduğumuz andaki maddelerin mol sayılarını yazdık. Hacim 1 litre olduğundan dolayı derişim eşittir mol sayısı bölü hacimdi. Hacim 1 litre olunca mol sayısı direkt derişime eşit oluyor. Dolayısıyla ben buradaki derişim değerlerinden o andaki denge kesrini hesaplıyorum. Ürünler bölü girenler yapacaktık. Z'nin derişimi 1.2 çarpı T'nin derişiminin küpü 1'in küpü olduğu için pek bir şey değiştirmiyor ama biz ne de yazalım. Elimiz alışsın. Buradaki 3'ün küp olarak geleceğini unutmayalım. Girenler. Girenlerde x var. 0.2 0.2'nin karesi çarpı y var. 1.2 Şimdi buradan 1.2'ler sadeleşir. Üst tarafta 1. Alt tarafta 0.2'nin karesi kaldı. Kaç çıkar yani burası arkadaşlar? Şurası. 4 bölü 100 ters çevirirsek 100 bölü 4 yani 25 çıkar. QC değerini bulduk 25. Peki KC ile kıyaslayalım eşit mi? QC eşit değil KC'ye. O zaman tepkime dengede değildir. Tepkime dengede değildir. Yani sorumuza dönecek olursak arkadaşlar sorumuza dönecek olursak sistem dengededir. Yanlış. Peki dengeye gelmek için ürünlere mi gider? Girenlere mi gider? Hemen bunu da belirleyelim. QC değeri değerimi daha büyük. KC değerimi daha büyük. KC değeri daha büyük. O zaman bu Q'nun büyümesi lazım. Yani 25 olan bu sayının büyümesi lazım. Peki nasıl büyüyecek bu? Ne demiştik? Biz bunu nasıl buluyorduk? Ürünler bölü girenler. Bu sayının büyümesini istiyorum. Bu sayının büyüyebilmesi için ürünlerin artması girenlerin de azalması lazım. Ürünler artacak. Yani tepkime ne tarafa doğru hareket edecek ürünlerin artabilmesi için? tepkime ürünlere doğru hareket eder. O zaman tekrardan sorumuza dönecek olursak. Dengeye ulaşmak için ürünler yönüne hareket eder. Doğru. girenler yönüne hareket eder. Yanlış. Sadece 2 doğru oluyor arkadaşlar. Evet. Bu sorumuzu da çözmüş olduk. Bugün ki videomuz birazcık kısaydı arkadaşlar. Önemli bir yer ama burası. Anlaşılması zor bir yer. Ondan dolayı videomuzu kısa tuttuk. Yine her zaman olduğu gibi bütün videolarımızın sonunda bir şiir, bir güzel söz ve de bir kitap önerisi paylaşıyoruz. Bugün de iyi bir kitap önerisi paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar bugünlerde zaten bol bol herkes evde. Evde kalıyoruz, dışarıya çıkmıyoruz. Hem kendimiz hem diğer insanları korumak için. Okuyalım, lütfen okuyalım. George Orwell'in çok güzel bir kitabı. 1984. Aranızda mutlaka okuyanlar vardır. Okumayanlar da varsa buna hemen temin etsinler. Bir arkadaşından ya da internetten sipariş verebilirler. Okusunlar. Özellikle bugünlerde okunması daha anlamlı, daha manidar. 1984 muhteşem bir kitap arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Ve iyi çalışmalar diliyoruz hepinize. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.